tarımla ilgili bir sürü üyemiz var ama tarımın uzmanları yanımızda. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi olarak bizim aramızda Uzun Köprü adına yapılacak her yerde anında bir araya gelebiliyoruz. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Aynı zamanda siyasi partiler için de bu geçerli. Ama bu iradenin haricinde en önemlilerinden bir tanesi az önce hocam iletti. Yani ticaret ve sanayi odası ve borsamız olarak ortak bir ne yaptırabiliriz diye bir toplantı yapmış. Sizler de bunlara iştirak ettiniz. Çarşamba günü onunla ilgili bir rapor hazırlanmış. Ben raporu bir hatmettim. Aslında raporla ilgili sunum yapacak kadar da öğrendim işi. Çarşamba günü. Burada onlarla ilgili davetiler geldi ama hepinizin orada olmasını arzularım. Özellikle bunu söyleyeyim. Buradaki işlemlerde en önemli üç ayaktan bir tanesi tarım. Tarımla ilgili görevlendirmelerde özellikle tabii kimlerin bunları yapması konusunda hocam orada raporlarda sizlere bunu soracak. İşte Borsa ve Ziraat Odası Başkanlığı'nda bizlerin de destekleyeceği projelerle tarım işlemi yapılacak. Tarım için en önemli etkinliklerden bir tanesi bu. İki, belediyeyi de bu işin içerisine katarak yapılması gereken, hani az önce Çağatay Başkan hayal mi, işte böyle bir ütopya olur mu dedi. Hayır, o ütopya bizim raporlarımızda görsel, çok böyle karikatüristik olarak çizilmiş de zaten şu anda raporların içerisinde. Zaten bunlar hayal değil. Uzun Köprü'nün turizm ayağında onları da beraberinde kısmet olursa hep beraber tekrar planlayıp yapmakla mükellefiz. O rapor alır dosyaya koyarsak rapor olarak kalır ama hayata geçirirsek bu bizim hep beraber gitmiştik Ankara'ya. Asıl amacımız bu da değildi biliyorsunuz. O zamanki konuşmalarda asıl amaç Eskiköy sınır kapısıyla ilgili işlemdi. Başbakan'a bizzat iletmiş, konuşmuştuk bu işlemleri ama netice itibariyle o gün için hayal görünenler bugün önümüze bizim proje olarak çıktı. Yani bir yıl, iki yıl tabii ki biz bunu ne kadar çabuklaştırabilirsek, gücümüz ne yetmiyorsa hep beraber gidelim Ankara'da da gereğini yerine getirelim. Ama başlamış ve ihale edilmiş süreçte çok bununla ilgili işte arkadaşlarımız bizim Ankara ayağının haricinde yapan, bu işi taahhüt eden kişiler olarak bir yıllık bir süreç gösteriyor. Bir yıl bu ikisi için de önümüzde netleşmiş bir hedef. Bizim bunun haricindeki kısımları, yani işte bu ütopya, bunu çok çabuklaştırma gibi bir şansımız yok. Bu inşaatın imalat sürecinde alakalı ama diğer bunu tamamlayacak projeleri de hayata geçirmek, kendimizi Uzun Köprü bir kez daha hatırlatmak ya da bunun ben siyasetten çok anlamam ama işin özünde yapılan işlerin de bazen takdir edilmesi, yeniler için de biraz bu işin kurcalanması gerektiği kanaatindeyim. En azından yapılanı teşekkür edelim ama diğer taraftaki bir takım ilave projeler için de hep beraber destek isteyelim, takipçi olalım. Yani boşlamadığımızı, bu işin bizim için önemli olduğunu hissettirelim. Hakikaten ekonomi ağırlıklı TEPOM projesinde de bunları göreceksiniz. Tarım ekonomisi. Dolayısıyla bunun içinde bu alternatifler bizim için çok önemli, vazgeçilmez projeler. Ne kadar çabuklaştırabilirsek, gücümüz nereye yeterse hep beraber, ne zaman dersek birlikte olmaktan, beraber bu noktada hareket etmekten, projeleri hayata geçirmekten de mutluluk duyarız. Teşekkür ederiz.